Merhaba arkadaşlar. Bugün yine uzaktan eğitim videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Türkçe'de cümle türleri. Cümle türlerini biz 4 grupta inceliyoruz Türkçe'de. Bunlar anlamlarına göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, yüklemin türüne göre cümleler ve yapısına göre cümleler olmak üzere. İlk konumuz ise anlamlarına göre cümle türleri arkadaşlar. Biz anlamlarına göre cümle türlerini 4 grupta inceliyoruz. Bunlar olumlu cümleler, olumsuz cümleler, soru cümleleri ve ünlem cümleleri. Hemen olumlu cümlelerle başlamak istiyorum. Arkadaşlar, olumlu cümleler yükleminde herhangi bir olumsuzluk eki almayan cümlelerdir. İsim cümlelerinde ise yok ya da değil sözcüklerini ve sızsız eklerini asla almazlar. Hemen örneklerimize bakalım. Bu saate kadar okuma yaptım cümlesinde burada yaptım herhangi bir olumsuzluk eki almış mı? Almamış. Dolayısıyla cümle biçimce olumlu. Anlam olarak da yine okuma yaptığı için, olumlu olduğu için cümle biçimce de anlamca olumlu yapıdadır. İkinci örneğimize geçtiğimizde kantinde birkaç kişi vardı cümlesinde yine aynı şekilde vardı. Bu yok olan varın karşıtı. Dolayısıyla isim cümlesidir. İsim cümlesinde de olumsuzluğu değil sözcüğüyle yapılmaktaydı. Değil sözcüğü kullanılmadığı için burada aynı şekilde biçim ve anlam olarak cümle olumlu yapıdadır. Olumlu cümleler aynı şekilde anlamca ve olumlu, biçimce olumsuz olabilmekteler. Hemen baktık. Bu yerleri sevmiyor değiliz arkadaşlar. Olumsuz nasıl yapılıyordu? Değil sözcüğüyle yapılıyordu ya da mame fiil cümlelerinde mame olumsuzluk ekiyle yapılıyordu. Bu yerleri sevmiyor değiliz. Yani anlam olarak seviyoruz anlamındadır. Anlamına bakıyoruz. Dolayısıyla değil sözcüğü kullanılmasına rağmen cümle anlamca olumlu, biçimce olumsuzdur. Konuşmayacak değilim onunla. Yani anlam olarak onunla konuşacağım anlamı çıkar burada. Yine aynı şekilde değil sözcüğü kullanılmış ama anlamca olumlu, biçimce olumsuzdur. Arkadaşlar, burada bir şey söylemek istiyorum. Hani bazı fiiller var cümle. Mesela öldürmek fiili. İşte yolda giderken işte köpeği öldürdüm cümlesinde. Burada bir olumsuzluk var mı? Evet, bir anlam olarak bir olumsuzluk var ama cümle biçim olarak öldürüldüğü için olumlu oluyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Geçtik ikinci başlığımız olumsuz cümleler. Olumsuz cümlelerde arkadaşlar eğer fiil cümleleri varsa mame olumsuzluk eki, isim cümleleri varsa sızsız, sussüz ekleri ve değil sözcükleri ile yapılıyor. Hemen bakalım biçimce ve anlamcı olumsuz cümlelere. Bu akşam oraya gelemem cümlesinde. Gelemem, oradaki m eki nedir arkadaşlar? Mame olumsuzluk ekidir. Dolayısıyla cümle biçimce ve anlamca olumsuzdur. Şimdi okulda değilim. Bunun olumlusu nedir? Şimdi okuldayım olur. Dolayısıyla okulda değilim. Değil sözcüğü isim cümlesinin olumsuzunu yapıyordu. O yüzden de cümle biçimce ve anlamca olumsuzdur. Yemek çok tatsız ve tuzsuzdu. Burada yine aynı şekilde şurada söylemiştik sızsız eki diye. Aynı şekilde burada ne olur? Olumsuzluk anlamı sızsız ekiyle sağlanmıştır. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümlelere baktığımızda ne gelen var ne de giden cümlesinde yine aynı şekilde cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur arkadaşlar. Yani buraya gelen yok anlamındadır. Bu haberden iyisi olur mu cümlesinde yine aynı şekilde olmaz anlamı çıkar buradan da. Yine cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. Üçüncü başlığımıza geçtiğimizde soru cümlelerine geliyoruz. Soru anlamı Türkçe'de iki şekilde sağlanıyor arkadaşlar. Bunlar birincisi mı soru edatı, ikincisi soru kalıpları. Bunlar ne, nasıl, kim, ne zaman gibi sözcüklerle sağlanıyor. Hemen bakalım örneklerimize. Köye sen de gelecek misin cümlesinde soru anlamı mi ekiyle sağlanmış. Mi eki Türkçe'de ayrı yazılır ve mi'den sonra gelen ekler mi'ye soru edatına ekleniyor. Dolayısıyla burada soru anlamı mi ekiyle sağlanmış ve cümle fiil cümlesi. Haber yok mu İstanbul'dan cümlesinde yine aynı şekilde burada soru anlamı mu ekiyle sağlanmış ve ayrı yazılmıştır. Nasıl bir gün geçirdin cümlesinde soru anlamı yukarıdaki soru kalıpları ile sağlanmıştır. Buradaki soru anlamı nasıl sözcüğü ile sağlanıyor arkadaşlar. Kim bunları söyleyen cümlesinde burada da aynı şekilde soru anlamı kim sözcüğü ile sağlanmıştır. Dolayısıyla bu da soru kalıplarından birisidir. Hemen bir uyarımız var, onu söyleyelim. Cevap gerektirmeyen soru cümlelerine sözde soru cümlesi denir. Örneklerimize bakalım.
Necip Fazıl sevilmez mi hiç cümlesinde yine soru anlamı mi'yle sağlanmış. Yani sevilir anlamı çıkar burada. Dolayısıyla bu şekildeki cümlelere biz sözde soru cümleleri diyoruz. Bu sıcakta bunlar giyilir mi? Yani giyilmez anlamında cevabını bildiğimiz sorulara aynı şekilde sözde soru cümleleri diyoruz. Dördüncü ve son başlığımız ünlem cümleleri. Ünlem cümleleri arkadaşlar şaşma, kızma, sevinme gibi duyguları bildiren cümlelerdir. Hemen bakalım örneklerimize. Vah vah yazık oldu adama. Burada soru anlamı, pardon, ünlem anlamı neyle sağlanmış? Vah vah sözcükleriyle sağlanmış. Dolayısıyla bir üzülme, bir üzüntü bildirmiş. İkinci örneğimize baktık. Hey Nermin teyze baksana. Burada da yine bir seslenme durumu söz konusu. Üçüncü cümlemize baktığımızda ise dünyada hiç insanlık yok. Burada herhangi bir ünlem sözcüğü kullanılmamış. Ama biz bunu cümlenin genel anlamından bir kızma anlamı olarak çıkartırız ve buna ünlem cümlesi diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.